Aziz, latif, mübarek ruh şeriflerine, ehl-i beytin, ashab-ı kiramın, enbiya-i izam hazretlerinin mübarek ruhlarına, saadat-ı kiram efendilerimizin ruhlarına, cümlemizin geçmişlerinin ruhlarına hediye olmak üzere bir Fatiha-i Şerif, üç İhlas-ı Şerif okuyalım. Bismillah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem arkadaşlar, imtihan haftasından sonra inşallah yeni bir döneme başlamış bulunuyoruz. İmandan ihsana hizmette usul ve üslup seminerler silsilesinin zaman yönetimi başlığı altında iki seminer yapmıştık. Bugün inşallah üçüncüsünü yapacağız. Çünkü madem ki Rabbimiz asla yemin ediyor, Habibullah Efendimizin ömrüne yemin ediyor, kuşluk vaktine yemin ediyor, fecir vaktine yemin ediyor, o zaman böyle ıskalanacak bir şey değil, bir değer değil, çok yüksek bir değer. Zamanın kıymeti her nimette olduğu gibi kaybolduktan sonra anlaşılıyor. En büyük, en derin, en etkili anlaşılacağı yerde kıyamette olacak. Bir 10 dakika isteyecek insanlar ama bir 10 dakika verilmeyecek. Son an, o zamanın kıymetinin zirve yaptığı bir an. O bakımdan Allah dostları her anı son an gibi değerlendirmek gerektiği üzerinde çok dururlar. İçini iyi dolduralım, boş geçmesin diye. Bugün ben daha çok arkadaşlar zamanın bereketi üzerine konuştum. Biraz yine belki zaman zaman bereketine işaret edecek noktalar olacak ama daha çok bereketi gideren şeyler, zamanı öldüren, zamanı boşa geçiren, zaman planlamasını ifsad eden hususlar üzerinde durmuş olacağız inşallah. Musa Efendi rahmetullahi aleyh dermiş ki saatli olmak sıhhatli olmaktır dermiş. Saatli olalım. Sıhhatli olalım dermiş. Gerçekten önemlidir. Saatli olmakla sıhhatli olmak arasında bağ vardır. Neden? İnsanlar psikolojik anlamda bir iş vaktinde bitmezse darlanmaya başlarlar. Birisine randevu verdiniz, vaktinde gelmezse canınız sıkılmaya başlar. Birisine ayırdığınız süre, kafanızda ayırdığınız süre uzayınca moraliniz bozulmaya başlar. Birisi telefonda size bir iletişimde bulunuyor. Bir konu 3 dakika bitecekken 30 dakika sürerse canınız sıkılır, moraliniz bozulur, sıhhatiniz bozulur. Yani dengeniz alt üst olur, öyle söyleyelim. Bir ziyaretçi gelir, onun işi yoktur, sizin işiniz çoktur. Girmiştir içeriye, siz 5 dakika vaktim var demişsinizdir, 50 dakika oldu, hala çıkmaz. İşte bakınız bütün bunlar saatsizlikten kaynaklanan, saate riayetsizlikten kaynaklanan, zamana doğru saygıyı göstermemekten kaynaklanan ifsad edici şeylerdir arkadaşlar. Bu bakımdan insan saate riayet ederse Allah onun zamanının içerisine birçok şeyi sığdırır. 24 saate neler sığmaz neler derdi. Her şey sığar. Dost ziyareti de sığar. Efendim, en önemli işlere de vakit bulursunuz. Hedeflerinize de vakit bulursunuz. Ailenize de vakit ayırırsınız. Çocuklarınıza da vakit ayırırsınız. Arkadaşlarınıza da efendim vakit ayırırsınız. Planlı yaşayan, saatli yaşayan insanlar saatsiz yaşayan insanlara göre çok daha arkadaşlar kendi işlerine odaklanabilirler.
Saatsiz insanı herkes kullanır. Yani kolundaki saati olmayan anlamını söylemiyorum. Saatli işlerini saatlerle planlamamış kimseleri herkes kullanır. Saatsiz insanlar saatli insanların uydusudurlar. Bunu unutmayın. Saatsiz insanlar saatli insanların uydusudurlar. Hadi şuraya bir gezmeye dolaşmaya gidelim der biri sana. Senin planın yoksa tamam peki deyiverirsin, geçer gider. Ama onu söyleyen insan kendisi planlıysa zaten çalışmış 3 saat. Bir dinlenmek istiyor. Sen de orada oturup duruyorsun zaten. Hadi sen de şöyle bir dolaşalım. İyi olur ya, hadi bir dolaşalım falan deyiverirsin. Dolayısıyla saatli insan, planlı insan merkezdedir. Tamam mı? Öbürü gezegen, uydudur. Onun gezegenidir. Öbürleri onun gezegeni olmaya mahkumdur. Liderler zamanlı çalışırlar. Liderler. Sürüler güdülürler. Onlar için saat bir şey ifade etmez. Bu bakımdan etkin insan olmak isteyen saatli olmaya mahkumdur. Nizamlı olmaya mahkumdur. İntizamlı olmaya mahkumdur. Efendim, zamanı bereketsizleştiren, verimsiz geçiren en önemli hususların başında erteleme hastalığı gelir. Erteleme hastalığı. Nitekim helekel müsevvifun denilmiştir. Değil mi? Sevfeciler helak oldu demek. Ne demek sevfeciler helak oldu? Gelecekte yaparım, gelecekte yaparım diyenler helak oldu demek. Yani kendilerini tükettiler anlamına gelir. Sevgili arkadaşlar, her biten iş yeni işin motivasyonunu doğurur. Her biten iş yeni işin motivasyonunu, heyecanını, gıdasını doğurur, oluşturur. Bitmeyen her iş kafada, gönülde yüktür. Bitmeyen her iş sizi ağırlaştırır, hantallaştırır, tembelleştirir, küflendirir, kilitler. Bitmeyen her iş. Onun için ertelemek, bir işi ertelemek ki çoğu zaman önemli işler ertelenir. Çünkü önemli işler ciddi vakit ister, irade ister, hedefli olarak çalışmayı gerektirir. Önemsiz işler gelir onun yerine konar. Ertelediğiniz her işin yerine daha iyisini yapmazsınız çoğu zaman. Daha önemlisini yapmazsınız, daha basitini yaparsınız, daha kolayını yaparsınız. Daha kolayı ve daha basit şeyler de ömrü heder etmektir. Malayani dedikleri, İslam kültüründe kitaplarımızda geçen malayani dedikleri, anlamsız, boş şeyler her zaman var olduğu için, var olabileceği için ertelediğiniz işin yeri boş kalmaz, tabiat boşluk kabul etmez, gelir o işgal eder, doldurur. O bakımdan erteleme yapmamak için ki büyük işler dediğim gibi bir anda bitmeyen işler genelde ertelenir. Ertelenir. Diyelim ki en azından şöyle söyleyeyim. Asgari bir saat tutan işler veya yarım saat tutan işler ertelenir. Asgari diyorum. Azamisi mesela 3 gün, 3 ay, 1 sene sürecek işler daha çok ertelenir. Yani işin bitme süreci arttıkça ertelenme ihtimali artar. Fakat o uzun vadede bitecek işlerin hepsi size uzun vadede kalite getirecek işlerdir. Size yüksek değer katacak işlerdir. O bakımdan onları siz isterseniz nefis erteletiyor deyin, ister şeytan erteletiyor deyin. Suçu kime vurursanız vurun ama esas suçlu sizsiniz. Ama hiç insan ve cin şeytanları falan değil. İraden sağlam değil çünkü. Niyetin kavi değil. Planına sadık değilsin. Zorluktan kaçıyorsun sen. Zorluktan kaçıyorsun. Kendini zorlayacak kadar motivasyon kazanmamışsın. Onun ehemmiyetine inanmamışsın demektir. O bakımdan erteleme hastalığı
büyük bir hastalıktır. Hemen hemen herkeste az ya da çok vardır. Kimisinde nezle kadardır. Erteleme hastalığı. Ama kimisinde kanserdir. Adamın hayatını bitirir yani. Her şey öyledir. Erteleyen adamlar geri kalan adamlardır hülasa. Onun için derler ki büyük işlerinizi tamam planlayın. Daha önce konuştuk bu konuyu. Ama o güne düşen hissesini ertelemeyin. O haftaya düşen hissesini ertelemeyin o büyük işin. Ertelerseniz güya kendinizi rahatlatırsınız o gün. Rahatlatmış gibi hissedersiniz. Oh be dersiniz belki ama yarın daha büyük acıyı çekeceksiniz. Elde edemediğiniz için çekeceksiniz. O bakımdan büyük işleri bir günden fazla sürecek işleri mutlaka o güne düşen hissesi itibariyle ucundan da olsa bir lokmasını da olsa bitirin. Yani 10 santimini de olsa bitirin. O size zevk katacaktır. O size bir lezzet katacaktır. Hakikaten arkadaşlar şöyle derler. Bitmemiş iş insanın gönlüne ve aklına olağanüstü bir ağırlık oluşturmaya başlar. Bitmemiş iş sürekli taşınan iştir. Mesela 2 kiloluk bir poşeti sürekli diyelim ki uzun müddet taşıyacak olursa o 2 kilo 2 kilo olarak kalmaz. Aslında normal şartlarda yine 2 kilodur ama o elinizde durmaya devam ettiği için elinizi yormaya başlar. 2 kilo 3 kilo olur, 5 kilo olur, 10 kilo olur. O bakımdan başladığı işi bitirmek zaman yönetiminde çok çok önemlidir. Başladığı işi bitirmek. Yarım kalan iş başlanmamış demektir. Bunu bizler talebeyiz diyelim, hocayız. Okunan kitaplarda da aynı usul, aynı kaide geçerlidir. Yani yarım kalan kitap, başlanıp da bırakılmış kitap, başa sarılmış film gibidir tekrar. Ve bitmeyen her şey gözünüze iliştikçe sizin içinize negatif enerji yükler. Bitmemiş her iş ne olursa olsun sürekli size negatif enerji yükler. Yüreğinize ağırlık oluşturur, gönlünüze ağırlık oluşturur. Dolayısıyla huzursuzluk oluşturur. Halbuki küçük küçük hedefler koyarak bugün 20 sayfa okuyacağım, bugün 30 sayfa okuyacağım dediğinizde o biten 20 sayfa size yeni gelecek 20 sayfanın motivasyonu olur. Sözün başında da ifade ettiğim gibi biten her iş size pozitif enerji yükler. Üzerinize aldığınız vazifeler itibariyle de böyledir. Biten her iş sizin heyecanınızdır. Heyecan içinde saklıdır onun. Bu itibarla arkadaşlar derler ki bir anda bir işle meşgul olun. Mesela ileride yönetici olacaksınız veya şimdi de herkes kendinin yöneticisi zaten. Herkes kendinin lideri olmak durumundadır. Kendini yönetemeyen başkasını hiç yönetemez. Derler ki çalışma masanız da o an ilgileneceğiniz iş neyse sadece o bulunsun derler. O bulunsun. Çünkü masada bulunan her şey siz ilgilenmiyorum deseniz bile gözünüz gördüğü için sizin şuur altınızda motorları çalıştırmaya başlatmıştır. Nasıl başlatır? Ya şunu biteyim de şuna da başlayayım. Şunu da geciktirdik be kardeşim ya. Falan adı telefon etmem gerekiyor. Bak o da orada bekliyor. Şimdi bu tarafta da okuyor ama gözün değiyor. Odaya girerken değiyor, çıkarken değiyor falan. Diyorlar ki, şimdi bilgisayarlarda 10 tane programı birden açtınız diyelim. Değil mi? Onu açıyorsun, onu açıyorsun, onu açıyorsun. Ne oluyor? Şimdi onun hafızasındaki neyse RAM mi diyorlar artık, başka bir şey mi diyorlar? Onları adeta enerjisini azaltıyor. Sonra bir dosyaya tıklıyorsun, işte yani 200 sayfalık bir Word dosyası bekleyip duruyor bilgisayar sanki. Açmakta zorlanıyor. Niye zorlanıyor? Çünkü masa üstünde çalışan çok şey var, başka programlar var. O başka programlar çalıştığı için onun enerjisini sömürüyor. Sömürünce bir tek programa odaklanmıyor. Halbuki yeniden başlatıyorsunuz bilgisayarı, açmak istediğiniz dosyayı açıyorsunuz, pat diye açıyor, anında açıyor. Niye? O anda odaklandı, o projeye odaklandı. Şöyle ifade edelim, odaklanılmamış her iş
derinlikli ve mükemmel yapılamaz. Odaklanılmamış her iş derinlikli, gereği gibi nitelikli ve mükemmel yapılamaz. Mükemmel ve derinlikli olmayan her şey yüzeyseldir. Yüzeysellikte etkinlik yoktur sevgili arkadaşlar. Yüzeysellikte etkinlik yoktur. Etkin insanlar, lider insanlar, tesirli iş gören adamlardır. Sonuç alıcı adamlardır. O da odaklanmadır. Odaklanma problemi, teksif derler eskiler, teksif dediğimiz, bir işe odaklanmak, bir işe teksif olmak, bununla ilgili sayısız kitaplar yayınlanmıştır. Bugünün insanında, özellikle sosyal medya, iletişim çağında en büyük hastalıklardan bir tanesi, insanların iradelerini bir noktaya teksif edememesi. Teksif edemediği için, yoğunlaştıramadığı için de etkili olamaması, sonuç alamaması, sonuca varamamasıdır. Bu itibarla odaklanmama problemi vardır. Hemen hemen birçok insanda vardır. Ve sürekli bölünen işlere sahibiz. Bakınız, bölünen işler. Bölünen işler uzayan işlerdir. Uzayan işler çoğu zaman bıkkınlık veren işlerdir. Pes dedirten işlerdir. Ve bitmeyen işlerdir. Bitmeyen iş zaten sonuç itibariyle insan negatif enerji olarak dönecektir. Yani bu itibarla derler ki işte önce diyelim bir kitaba mı başladınız? Tamam. O kitabı bitirin. Bir doğru kitaba başlayın. Maymun iştahlılık derler ya bizde. Maymun iştahlı adamlardan hakikaten bir şey olmaz. Yani her şeye ilgi duyan adamdan derinlikli adam çıkmaz. Derinlikli adam odaklanmasını, iradesini bir noktaya teksif etmesini becerebilen insandır. Bu insanlar zaman yönetiminde de beceriklidirler. Öbür türlü dağınık adam türü ortaya çıkar ki zihni dağınık, kalbi dağınık, masası dağınık, yatağı dağınık, dolabı dağınık, her şeyi dağınık. Mesela şunu söylerler. İlk 4 saniyede derler. 4 saniyede aradığınız evrakı bulamıyorsanız siz dağınık adamsınız. Çünkü ona göre mürettep diyorlar eskiden. Tertipli. Neyi nereye koyacağını bilen adam. Onun için mesela ofislerde gelen evrak, giden evrak, mesela 10 kategoride klasörleme şeyleri vardır, prensipleri vardır. Derler ki göz bir anda en fazla 9'u görür. Hadi bilemediniz 10. O aradığın evrakı sen o 9 klasörün içerisinde bulabilmen lazım. Gelen her evrakı atabileceğin havuz klasör olacak. Sen onu zaten tasdiflemişsindir. Hemen aradığında da anında buluverirsin. Yani dolayısıyla bu anlamda arkadaşlar bunların her biri bakınız zaman yönetiminin parçalarıdır. Şimdi bir evrakı siz 15 dakika ararsınız ayrı bir şeydir. 4 saniyede, 5 saniyede evraka ulaşırsınız ayrı bir şeydir. 5 saniyede aynı evraka ulaşan insanın 14.95 saniye kazancı vardır. Öbürünün 14.95 saniye kaybı vardır. Bunlara varıncaya kadar planlanmıştır. Planlanır ya. Yani. Zaman planlaması böyle sıradan bir şey değildir. Çok üst düzey endüstri mühendisliğidir. Yani zaman planlaması üst düzey endüstri mühendisliğidir arkadaşlar. Endüstri mühendisleri genelde bunu yaparlar. Bir iş optimum düzeyde, yani en ne diyelim olması gereken en iyi noktaya en kısa sürede en verimli, en az maliyetle nasıl ulaşır, yapılır? Endüstri mühendisliğinin kısa tarifi budur. Bir iş optimum düzeyde en kısa sürede en az maliyetle en verimli şekilde nasıl gerçekleştirilir? Adamlar bunun planını yaparlar. Onun için adları endüstri mühendisler olmuştur. İşte bu noktada en büyük sermaye ve kazanç zaman olduğu için, bir insan ömrü olduğu için bu noktada ömrü en iyi planlayabilme becerisi aslında endüstriyel bir mühendislik kafası ister. Yani onun arka planında böyle bir matematik çalışır aslında. Bir taraftan matematik çalışır. Evet. Yine arkadaşlar mesela benim elimdeki bulunan şeyde zaman çalıcılar diye bir başlık var. 4-5 sayfa. Zaman çalıcılar. Yani bunlar bile nereden baksanız 3 seminerlik konular. Ben atlaya atlaya gidiyorum. Ara ara gidiyorum.
Bir de Türk toplumu olarak bizim en çok zamanımızı çalan şeylerden bir tanesi, zamanı ifsad eden, bereketsizleştiren hususlardan bir tanesi, randevulu çalışamamak. Randevulu çalışamamak hastalığı. Biz rastgele efendim, muhabbet olsun diye bir işte, mesela iş verimliliklerinde de bu çok önemlidir. Bir insan sizi ziyarete gidebilir, çok normal. Siz de bir insanı ziyarete gidebilirsiniz. Bu da normal. Olması gereken de bir şey. Bunu planlı yapmakla plansız yapmak arasında dağlar kadar fark vardır. Birisini ziyaret etmek istiyorsunuz. Bu bir hasta ziyaret olabilir, bir iş ziyaret olabilir, efendim daha başka bir konuyla ilgili olabilir. O ziyaretin için yapacaksınız. Sizin için en verimli vakit o ziyaret için ne zaman olmalıdır? Bakınız. O ziyaret edilecek şahıs adına en müsait vakit, saat nedir? Bütün bunları planlayıp eğer yaparsanız ziyaretiniz, görüşmeniz son derece kısa ve verimli geçer. Ama rastgele gittiniz adama, vardınız dükkanına ya da ofisine, dediler ki oradan bugün o arkadaşımız izinli dediler. Ne yaptın sen? Hele İstanbul gibi bir yerdeysen, bir de karşıya gittiysen, işte İstanbul'un karşı yakasına geçtiysen, yarım günün canını okudun yani. Halbuki önceden, bir gün öncesinden, yola çıkmadan, efendim müsait misiniz, sizinle bir görüşmek istiyorum diye randevu talep etseniz, o size bir saat verse, değil mi? O saatte tam orada olsanız, önce gitmek de uygun değil, geciktirmek de uygun değil. Onun da zamanına saygılı olmalısınız. Orada müthiş bir zaman kazancınız olur. Hiç böyle moraliniz bozulmaz. Şimdi maalesef bizim toplumda bu tür randevuya sadakat ya da randevulu çalışma geleneği oluşmamış arkadaşlar. Onun için de çok sıkıntı oluyor. Ofislerde de sıkıntı oluyor. Çalışma ortamlarında bazı firmalar mesela ofislerde misafir koltuğu bırakmamakla işe çözüm bulmaya çalışıyorlar. Çünkü adam geliyor içeriye diyelim, oturuyor. Oturunca tabii ne içersiniz kardeş diyorsun. İşte tamam ikram edeceksin. Adam geldi ama rastgele. Diyor ki işte çay olsun diyor. Başlıyor muhabbete şimdi. Daha da nasılsın diyor. Sen canın sıkılıyor ama yapacak da bir şey yok. Dolayısıyla görüşme odalarını ofis odalarından ayrı oluşturuyorlar. Bir tane oda oluşturuyor. Kapıda gidiyor ki ziyaretçiye gelince bu odaya alırsınız. Kimi ziyarete geldiyse ziyaret edilen şahıs o odaya gidiyor. Tamam mı? Çalışanın ofisine kabul etmiyor firmalar. Neden? Çünkü bu maalesef randevulu çalışma olmadığı için. Hatta bazı kitaplarda şöyle bir şey vardır. Birinin elinde bir çay ya da kahve var. Çizmişler mesela. Ofise doğru gidiyor. Ofisin içinde de çalışan bir adam var. O elindeki kahvesi olandan şöyle bir kapıdan bakıyor. Tam bunu resmetmişler böyle. Şimdi ne demek bu? Şu demek. Vaktim varsa bir çay içelim ya diyor adam şimdi. Kapın açık ya, ofisin açık. Adam da elinde çayını almış. Ne diyeceksin ona? Buyur kardeşler dersin yani. Başka ne diyeceksin? Şimdi diyor ki işte ama senin boş zamanın başkalarının meşgul zamanı olabilir. Çoğu zaman böyle bir şey. Yani adam yoruluyor diyorum çalışmadan. Şöyle eline çayını da alıyor. Odasında ise bir şey değil. Yandaki odaya bir gidiyor. Abi bir çay içelim diyor. Abi bir çay içelim değil. Zaten elindeki çayı beraber içecek. Muhabbet edecek yani. O da o anda çok önemli bir çalışmaya odaklanmış. Bir rapor hazırlayacak, yetiştirecek. Hayır dese kırılacak falan. Peki içelim diyor. Ama içinde de alıp veriyor. Ya kardeşim bir an önce de şu işe başlayalım diyor. Bu nitelikli bir buluşma değil. Yani dolayısıyla biz de ne ziyaret eden randevuya maalesef yani saatli karşıdaki insanın efendim zamanına riayet ederek randevu alıp gidiyor. Ne de gelen ziyarete gelen randevulu geliyor. İkisi olmayınca müthiş bir zaman israfı oluyor. Derler ki Japonlarda 8 saatlik çalışma mesaisinin galiba 6,5 saati verimli değerlendiriliyormuş. 6,5 saati nitelikli değerlendiriliyor. Amerika'da bu 6 nokta galiba 20 mi ne
böyle bir şey. Türkiye'de 3,5 saat. Adam 8 saat çalışıyorum diyor ama sıkıştırıyorsun. Toplumda 3,5 saate tekabül ediyor. Niye? O verimli bir çalışma şeysi yok, sistemi yok. Gevşek organizasyon, gevşek organizasyon. Bütün bunlar aslında işin de bereketsiz olmasının sebeplerinden bir tanesi. İşler uzuyor da uzuyor mesela. O bakımdan arkadaşlar bu anlamda biz kendimiz hem bize gelecek insanın randevulu gelmesini temin etmeye gayret etmeliyiz. Gayret etmeliyiz. Maalesef tabii çok da alışkın değiliz toplum olarak diyorum. Mecburen mesela biz hakikaten çok yaşıyoruz bunu. Kaç tane elek koymuş olmanıza rağmen böyle yani düşünün. Görüşmeyecek misiniz? Görüşeceksiniz. Ama onu da planlamalısınız işte. Yan odada görüşürsünüz. Hatta diyorlar ki mesela mutlaka görüşme odanız olsun. İlle size has olması gerekmiyor. O işletmede görüşme odası olsun. Bir tane diyorlar. Herkesin zamanını kurtarır çünkü. Oraya gidersiniz. Çayınızı kahvenizi orada içersiniz. Oradan kalkmak kolay diyorlar. Nasıl kolay? Ya Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Yetiştirmem gereken bir iş var. Bana müsaade ederseniz deyip o odadan müsaade isteyebiliyorsun. Ama diyorlar kendi odandan müsaade alamıyorsun. Şimdi adam kendi odanda oturuyorsa, çalışma ofisinde oturuyorsa orada nasıl müsaade alacaksın? Oradan müsaade alma şansın yok fiilen. Yani dolayısıyla burada bir zamanı lüzumsuzca heder etme şeysi var. Hocam yani insanlar Allah için birbirini ziyaret etmesin mi? Ya etsin kardeşim. Allah için ziyaret etmeye hiç kimse bir şey demez. Ama planlı etsin, saatli etsin. Mesela Musa Efendi Hazretleri'nden birisi efendim demişler, biz sizi bir ziyarete geleceğiz demişler. Peki kardeş demiş, saat 10'da buyurun demiş. Onlar da 10.30'da çıkmış gelmişler. Musa Efendi'nin dediği şu bakınız. Size 45 dakika vakit ayırmıştım. Şu an 15 dakika kaldı demiş. Bir Allah dostu. Ama işte bak, Allah dostu böyle zamanın kıymetini de bilen bir insan. İşte size 45 dakika vakit ayırmıştım. Ama şu an 15 dakikamız kaldı demiş. Bunu menkıbe alarak anlatıyorlar. Ama bu önemli bir şey arkadaşlar. Yani önemli bir şey. Hatta diyorlar ki, mesela bugün en büyük zaman çalıcılarının başında telefonlar geliyor. Telefon. Bu telefon idaresi diye, telefon nasıl idare edeceksiniz? Yani karşıdaki adam sizi açtı. Şimdi arkadaşlar, bu telefonu da nitelikli kullanmak bugün zaman yönetiminde en önemli konuların başında geldi. Yani hele hele şu akıllı telefonları kullanabilen adamlar hakikaten bayağı endüstriyel bir mühendislik kafası var demek zaman yönetimi adına. Müthiş zaman çalıcıları var yani bu sosyal medya dediğiniz hadise dehşet bir zaman çalıcısı. Şimdi sadece eskiden tabii bu kadar akıllı telefon yoktu. Bu kitapların yazıldığı dönemde muhtemelen şimdi yeni yeni yazılanlar da onlar da devreye giriyordur. Ama bir telefon nasıl idare edilir? Bir kere her gelen telefona anında bakmak gibi bir efendim mesuliyetiniz olmayabilir. Bu önemli bir şey. Tamam. Bir takım telefonlar vardır. Anında bakmak gerekebilir. Amirinden gelir, iş icabı gelir, iş tarafından gelir. Zaten o anda telefona bakacak durumun varsa yaparsın da. Çünkü arkadaşlar özellikle yaşınız ilerledikçe iş sahibi, eş sahibi, dost sahibi, networkleriniz arttıkça zamanınız iyice bereketi şey olabilir. Yani şöyle diyeyim, daha çok planlama yapma gereği doğabilir. O bakımdan burada hemen telefon çaldı, anında bak. Diyorlar ki kendinize kırmızı zaman, kırmızı alan belirleyin. Diyelim ki ben atıyorum, en verimli vaktin ne zaman senin? Sabahleyin işe gelmişsin. 8'de ya da 9'da her neyse. Ya sen o 3 saatin çok bereketli bir vakit. Tamam mı? O artık güne planlayacaksın. Çok acil işlerin vardır. Onları yapacaksın. Şu olacak, bu olacak. O güne dair en acil bitmesi gereken meseleler var. Sabah vakti de çok derece bereketli bir vakit. Şimdi zır zır telefon çalıyor diyelim. Her 5 dakikada bir telefon geliyor. Her 10 dakikada bir telefon geliyor. Şimdi sen hiçbir işe odaklanamazsın. O zaman diyorlar ki, mesela bu telefonların şu bir iyiliği var, arayan belli.
Değil mi? En azından numarası çıkıyor. En azından numarası çıkıyor. Şöyle sessiz alabilirsin. Sessiz alabilirsin. Ve hani şunu diyorlar. Pomodoro diyorlar. Pomodoro tekniği. Pomodoro tekniği demek. 25 dakika çalışıyorsun, 5 dakika mola. 25 dakika çalış, 5 dakika mola. 25 dakika çalış, yarım saat mola. Pomodoro tekniği dedikleri bu. Şimdi o 5 dakikada ne yapıyorsun işte arkadaşlar? O 5 dakikada arayana geri dönüyorsun. Tamam mı? Hemen dönüyorsun. Kimse artık neyse meselesi. Ona göre meselesini görüşüyorsun. Ama diyorlar ki mutlaka her telefona dönün. Doğru. Yani kimseyi önemsiz addetmeyin. Herkes önemlidir. Herkesin vakti kıymetlidir. Dolayısıyla ama sen de işini bitirmen lazım. Zaman zaman işte bu anlamda bu tekniği kullanabilirsin. Veya sekreterin varsa, ileride çalışıyorsan, şeyin varsa, değil mi? O noktada o kardeşe telefonu bırakabilirsiniz. Telefonlara bakıp çok önemli olursa getirsin dersin mesela. Bu da önemli bir telefon yönetimi tekniğidir. Yani zaman anlamında. Hem iş bitireceksin, hem zaman yöneteceksin, hem de muhatapları küstürmeyeceksin. Bütün bunları iç içe yapacaksın. Veya diyorlar telesekreter özelliğini kullanın. Yani şu an cevap veremiyorum. Bazen çıkıyor ya, şu an cevap veremiyorum. Lütfen sinyal sizden sonra not bırakın diyorsunuz. Tamam, adam bir cevap alıyor. Notunu dört dörtlük bırakıyor. Sizi geri arayacağım diyorsun mesela. Orada o notta oluyor. Ve o size sanki özel sekreter gibi hizmet görmüş oluyor, o telesekreter vazifesi. Bunlar bugün telefonun zamanı alıp götürmemesi anlamında son derece önemli teknikler. Bazen de bir insan arkadaşlar muhabbet için açıyor. Gayet güzel. O da çok samimi, istekli. Fakat telefonlar haberleşme aracı, yani sohbet aracı olmamalı derler. Onun da bir tadı var. Yani diyelim ki 1 dakika, 2 dakika, 3 dakika, 5 dakika, hadi 7 dakika, tamam hadi 10 dakika olsun en fazla. 10 dakika olmaz yani. Hiçbir telefon 10 dakika sürmemesi lazım. Hiçbir telefon sürmemesi lazım. Ama diyelim, ya kardeşim yarım saatte telefon sürmez ki yani. Ha, bir mesele, bakın önemliyse uzun sürebilir telefon meselesi, uzun sürebilir ama eğer bir problemse size tavsiyem asla hiçbir problemi telefonda çözmeye kalkmayın. Telefonda problemler daha da kilitlenir, çözülmez hale gelir. Çünkü insan problem çözerken insan gözüyle iletişim kurar, beden diliyle iletişim kurar, eliyle iletişim kurar. Birçok iletişim tekniği vardır. Problem çözmede, yüz yüze şeyde. O beden dili imkanınız yok orada, duygu dilini ortaya koyamıyorsunuz, bir şeyi koyamıyorsunuz. Bir ses gidiyor, o kadar. Ve dolayısıyla aman ha aman telefonda sesiniz yükselmeye başladıysa devam etmeyin. Karşı tarafın sesi yükselmeye başladıysa hemen ara verin. Problem çözeceksiniz. Ve telefon bu anlamda problem çözme aracı değildir. Fakat bugün gelişen dünyada problem çözme noktasında ya da nitelikli görüşme noktasında bunu da zaman planlamasını yapıyorlar. Yapmak da lazım. Telefon mesela 3-5 kişi aynı anda telefonla bir konuyu müzakere edebiliyor. Bu normal bir şeydir. Toplantılar mesela görüntülü. Şu an iş yerlerinde birisi Ankara'da, birisi İzmir'de, birisi Amerika'da 4 kişi diyelim oturuyor. Aynı anda telefon şeylerde televizyonda herkes birbirini görüyor. Toplantı yapıyorlar. Bunlar normal. Ama bu da rastgele olmaz. Bu da planlı olacak. Diyecek ki işte çarşamba gün saat 11 ile 15, 11-15 arası bir mini toplantı yapacağız arkadaşlar. Telefonlarla herkes kendini ona göre ayarlasın diyorsunuz. Tamam, bunda problem yok. Ama durup dururken adam telefon açmış pat diye hemen bir mesele ortaya koyuyor. O mesele üzerinde sonra yarım saat 45 dakika konuşmak istiyor. Diyorlar ki böylesi zamanlarda şöyle yapmalı. Baktığınız konu uzun, telefonda bitecek bir mesele değil. Nezaketen dinlersiniz. 3 dakika geçti sonra benim 3 dakika daha sürem var. Bir başka meşguliyetim var, görüşmem var veya toplantım var veya dersim var, neyim varsa yani. Eğer konu uzun sürecekse yüz yüze görüşelim veya falan vakitte beni arayın ben size vakit ayırayım demek lazım. Aksi halde arkadaşlar o insanın istediği anda size ulaştığı zaman, istediği anda size ulaştığı zaman ve sizin zamanınızda hoyratça kullandığı zaman siz kendinize yazık edersiniz.
Bu sebeple bazı hocalarımız, mesela Mustafa Kara, Bursa İlahiyat'ta hiç telefon kullanmaz. Bana biri lazımsa benden onu bir şekilde ulaşıyorum. Ben de birine lazımsa o da bana bir şekilde ulaşsın der. Telefon kullanmıyor adam. Çünkü canlı okuyor gerçekten. Vaktin canlı okuyor. Bugün tabii idareci konumunda olan insanların telefon kullanmıyorum deme lüksü yok. Yani dolayısıyla Ahmet abi şöyle heves etme telefon atayım falan diye öyle bir şey yapamazsın. Ama telefon yönetimi diye bir şey var. Hakikaten telefon yönetimi. Telefon yönetimi zamanı bereketlerinde en önemli konulardan bir tanesi. Önemli. Hatta şunu söylerler bakalım. Telefonun çok artıları da var. Bir iş telefonla bitecekse kendin gitme derler. Yani ya birine sadece telefon ederek 3 dakikada bitecek bir iş varsa kardeşim gidip de neyse yarım saatine veresin ki. Bir öyle diyeceksin yani. Hatta telefonla değil mesajla bitecek bir iş varsa telefon da etme. Bazen şu oluyor ne güzel işte bazı uygulamalarda sesli mesaj gönderebiliyorsun değil mi? Adam müsait mi değil mi belli değil. En azından senin de çok aciliyetin yok. Diyelim ki aradın ulaşamadın. Hemen tak mesajını gönder kardeşim. O düşünsün ne zaman cevap vereceğini. Şimdi maymun kimin sırtında diye bir kitap var. Maymun kimin sırtında şu demek. Herkes diyor iş yerlerinde işi birbirine atma şeysi de vardır. Tamam mı? Özellikle mail ve mesaj sırtındaki maymunun bir başkasının sırtına yükleme metodu olarak kullanılır diyor. Yazılı çalışan adamlar bu noktada çok daha becerikliler. Yani sana bir mail yazıyor adam. Güzelce. Cevap versen bir türlü, vermesen bir türlü. Vermeye mecbur ve mahkum hissediyorsun kendini bazen. Yani bu da önemli tabii. O bakımdan bazen arkadaşlar yine başkalarının zamanını israf etmemek şartıyla, başkalarının zamanına saygılı olmak şartıyla maille, mesajla, telefonla, not bırakarak bitecek işlere bizzat gitmek gerekmiyor. Ha, bazı işler işte bizzat gitmeyi gerektirir, görüşmeyi gerektiren bir işte telefonla görüşmeye kalkarsanız bu sefer başka şartlar atar yani. Onun için o da insan ilişkilerinde bir zaaf doğurur. Bu da hoş değildir. Bir konu daha, aslında bu konu çok uzun. Hakikaten bakalım belki bir şey daha yapar mıyız bilemiyorum. Diyorlar ki her işe siz atlamayın. Yani ne demek bu? Önünüze bir iş geldi. Hemen sahiplenmeyin. Önce sorun. Bu iş benim işim mi? Tamam mı? Belki bu iş senin işin değildir. Rastgele sana gelmiştir. Diyelim bize insani yardım için bir yardım talep formu gelmiş benim masama. Başlıyorum, ben ilgilenmeyeyim şimdi bu adamla. Diyorum ki ya bu delikanlıya şu paketi gönderelim, şunu yapalım, bunu yapalım. Hadi sen götürüver, getiriver. Bir iş ama peşinden senin bir günün olacak bir iş belki. Halbuki senin burada birimin var değil mi? İnsani yardım hizmetleri birimi var. Bunun için var zaten. Evet dersiniz ki ya bu mesele neymiş? Mesele şu. Bu mesele insani yardım biriminin meselesi. Burada falana İnşallah bunu gönderin diyorsun. İlgisiz değilsin. Ama arkadaşlar bazı işler var size deyip geçmesi lazım. Sizin orada bekledi mi? Siz onunla meşgul olmaya başladınız mı? Hem işe yazık, hem size yazık, hem hiyerarşiye saygısızlık. Yani bak birçok şey birden içe giriyor. Diyor ki bir, bu iş size ait bir iş mi? Size ait bir işse o zaman yapacağınız işlem tamam. Bunu ben de en iyi ne zaman yapmam benim için uygundur. Eğer bizzat ben yapacaksam. Veya ben yapmayacaksam, benim yardımcılarım varsa, işte özel kalemim varsa, bunu özel kalemimde yapabilir mi? Yapabilir diyelim. Yapabilirse o kardeşe verirsin. Yardımcına havale edersin. Bir başka şey yaparsın. Yani dolayısıyla bu iş kimin işi? Bir. İki, bu işi mutlaka ben mi yapmalıyım? Hayır, sen yapmalı değilsin sen. Ona göre işi delege etmek diyorlar burada. İşi delege etmek. Bir başkasına İşi vazife olarak yüklemek demek. Bir de bu iş, bakınız, nasıl bitmesi gereken bir iş. Değil mi? Telefonla bitecek bir iş mi? Yani yazarak bitecek bir iş mi? Bizzat giderek yapılacak bir iş mi? Ne kadar vakit ayırmam gerekiyor? Bütün bunları o anda hemen sanki kafanızda 7 tane soru hazır olacak. Tak 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 soracaksınız.
Ona göre bazı işler vardır. Dersiniz ki bunu ben mesela şimdi gelen evrak kullanır herkes. Yani masalarda hepimizde vardır bu gelen evrak kutusu. Gelen evrak kutusundaki her işi hemen değil. Önce hızlı göz gezdirirsiniz. Hemen vakitlerini ayırırsınız. Ona göre arkadaşlar her şeyi vaktinde yapmaya gayret edersiniz. Bütün bunlar, bakın zaman yönetimi deyip geçmeyin. Eğer bunları planlamazsanız, siz zamanın kıymeti hakkında 10 tane kitap okusanız da bir anlamı yok. Zamanın çok kıymetli olduğunu bilirsiniz ama zamanı verimli kullanamazsınız. Peki efendim, zamandan bahsederken zamanı geçirmeyelim. Vaktimiz bu arada bitmiş. İnşallah bakalım Cenab-ı Hak tekrar fırsat verirse muhtemelen bir saat daha herhalde yapacak gibiyiz. Öyle anlaşılıyor. Yapalım. Bu önemli. Ömrümüzün bereketlerimiz bakımından önemli. Hizmetlerin doğru zamanında nitelikli yapılması bakımından önemli arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Lillahi Teala'l-Fatiha.